Maçoğlu'nu biliyorsunuzdur. Yine de bilmeyenler için kısaca kendisini tanıtalım. Tunceli'nin komünist başkanıydı bu. Meşhurdu. Özellikle solun mega megastarlarından biriydi. Birçok kişi onu örnek alırdı. İşte bakın böyle belediyecilik olur diye. İyi mi kötü mü? Yorum yapamam. Çünkü Tunceli Belediyesi'nin işleyişi hakkında biraz da yüzeysel bir bilgiye sahibim. Nasıl bir gaza getirdilerse kim bunu gazlamışsa Tunceli'yi geride bırakıp Kadıköy'den aday oldu. TKP üzerinden. Hatta bu aday olunca bazıları baya bir gazlanmıştı. Ortamlarda görüyordum hatta. Kadıköy artık TKP'li Moruk vesaire gibi muhabbetler çok dönüyordu. Olmaz diyenleri de ikna etmeye çalışıyorlardı. Bak nasıl olacak vesaire diye. %8'de 10 arası bir oyu alıyor. Kadıköy'de 3. parti oluyorlar. Bazıları özellikle baya bir şok geçirmişti. Yine de genele baktığımızda herkes bu durumun çok normal olduğunu biliyordu. Kimse uyarmadı mı adamı bilmiyoruz ya. Kadıköy'ün politik durumu merkez soldur. Cumhuriyetçidir, Atatürkçüdür. Merkez sol çok ayrı, komünizm çok ayrı. Burada komünisti yüzeysel olarak desteklerler. Sosyalist sanatçı görürler. Onu desteklerler. Kendi işimden örnek verirsem komedyenlerin bir kısmı sosyalisttir. Oraya gidip izlerler. Yüksek gelir seviyeleriyle izlerler. Kendilerini bir yandan da sosyalist de sanabilirler. Bu kadar zengin olmalarına rağmen. O konuda biraz garip bir durum da var. Gerçekten bazıları mesela çok zenginler, müthiş zenginler ve sosyalist olduklarını düşünüyorlar. Yok öyle bir dünya. Tarih bize şunu gösteriyor. Sol geldiğinde zaten ilk kadıköylüler uçurulacak. Sosyalizmde ayda 500 bin lira kira gelir diye bir şey yok. Daha dün çok zengin bir arkadaşımla bu konu üzerine konuştuk. Gerçekten kendini o sosyalist sanıyordu veya sosyalizmin ona karşı olduğunu bilmiyor. İlginç bir durum gerçekten. Ama Kadıköy hakkında da dışarıdan bakan bir insanın yanılgısı var. Kadıköy moda den ibaret sanıyorlar. Moda Kadıköy'ün çok küçük bir kısmı. Eğlence bölgesidir. Sanatsal faaliyetlerin döndüğü bölgedir. Tamamını kapsayamaz. Belki %10'u bile değildir. Bir mahalle moda. Neredeyse 500 bin nüfuslu bir yerden bahsediyoruz. Sahil yoluna bir çıkıyorsun git git bitmiyor. Öyle bir geniş işlikten bahsediyoruz. Geriye kalan kısımdaki insanlar modayla çok alakasız. Yüksek refah, yüksek eğitim tabii ki var. Zaten Türkiye'nin şu an en eğitimli ilçesi Kadıköy diye biliyorum. Tabii ki baktığım araştırma 2017'den. O günden bugüne çok şey değişmiştir. Geriye düşse bile hala ilk 10'daki ilçelerden biridir. Bu insanların iyi bir kısmı zaten aileden zenginler. İşte o insanlar dediğim gibi Atatürkçüdür, merkez soldur. Bir de şöyle bir şey var. Politik eksen konusunda insanlarda da bir yanılgı var. Politik eksen dediğimiz şey sizin siyasi siyasi görüşünüz birkaç alandan hesaplanır. Mesela merkez soldasınız diyelim... ...birçok konuda bir yandan da ya merkezdesiniz... ...ya da merkezin sağında kalabilirsiniz. Mesela mülteci sorunu. Biri birçok alanda solcu olup... ...mülteci karşıtı da olabilir. Bunu ben söylemiyorum, iddia etmiyorum. Bu böyle bir gerçek. Aynı şekilde mesela merkez sağcıysanız... ...halkçı da olabiliyorsunuz. Veya merkez sağcısınızdır, mülteci konusunda da... ...destekliyorsunuzdur gelmesini. Çünkü dediğim gibi 6 ya da 8 tane mi ne alan var... ...o alanlar üzerinden hesaplanıyor sizin politik eksendeki konumunuz. Hepsi soldaysa zaten aşırı sol, hepsi sağdaysa da aşırı sağ oluyorsunuz. Kadıköy'e dışarıdan bakan insanlar da işte genelde moda bölgesindeki o aşırı solu görüyorlar. Diyorlar ki ulan biz buraya geldiğimizde sosyalizm geliyor. Yok öyle bir dünya. Orada gördüğünüz insanların birçok Kadıköy'de yaşamıyor bile. İkametgahları Kadıköy'de değil. Dışarıdan gelen insanlar, özellikle Nazım Hikmet bölgesinden bahsediyorum. Maçoğlu da bu konuda çok fena patlamış oldu. Zaten garanti kazanabildiğim bir yere geride bırakıp kazanma ihtimalinin hiç olmadığı bir bölgede şansını denemeye kalktı. İki yeri de kaybetti. Tabii ki sadece Maçoğlu gibiler yaşamıyor bunu. Siyasette böyle gazlamalar sonucu kaybetmiş çok insan var. Bir oda dolusu bir insan sizi sürekli alkışlarsa çok alakasız yerlere bile gidebilirsiniz. Çok yanlış kararlar alabiliyorsunuz. Ben Maçoğlu'nun işte öyle bir oda dolusu bir insan tarafından alkışlanarak böyle bir karar aldığını düşünüyorum. Hani %10 diyoruz küçümsenecek bir oran mı? Aslında hayır. Ama solun süper starı tarafından olanabilmiş bir %10. Mesela başka bir solcuyu belediye başkanı adayı olarak gösterirsem burada o oranları bile yakalayamaz. Şu an voltu atarak konuştuğum için ona bakamıyorum ama belki de belediye meclisinde iyi bir koltuk sahibi olmuşlardır. Bu kötü mü? Aslında iyi. Kadıköy'ün sanatsal etkinlikleri biraz daha artabilir demek bir yandan da. Ha şöyle bir şey isterdim ama Kadıköy'de. Şu koltuk biraz sarsılsa da biraz daha özen gösterseler. Konumu gereği, geçmişi gereği zaten çok gelişmiş bir yer tamam. Ama hala birçok sorunu var ve o sorunların çözülmesi de gerekiyor. Ama her dönem garanti kazanacaklarını bildikleri için o konuya da pek bulaşmıyorlar. 2019 seçimlerinde mesela bizim mahalleden Ekrem İmamoğlu'na %90 oy çıktı. %90. Böyle bir garanticilikten bahsediyorum. Bakalım belki de yaşlanınca bakmışsın çok alakasız bir ünlenmiş birine dönüşebilirim. Ve birden beni böyle İnegöl'den belediye başkanı olarak göstermeye çalışırlar. Bir tur tokat da ben yerim bilemiyorum. Bir oda dolusu insan alkışlayınca böyle sonuçlar oluyor. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. ve yapıyorum hepinize